Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Evet, videoları otomatiğe bağlayacağımı söylemiştim. Böyle peş peşe atacağım arkadaşlar. Şimdi sizleri yeni Porpoise yavrularımızla tanıştırayım. Arkadaşlar, öncelikle buradan vallahi Yiğit'e ve anneme çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel emek vermişler. Ben yokken çok güzel bakmışlar kuşlara. Yani gördüğünüz gibi bunların hepsi ben yokken düşen mahsuller. Bunları Yiğit arkadaşlar yeme ayırmış. Yani artık hazır olanlar. Gördüğünüz gibi bayağı kobalt ve mavi tür artık şey olan, ino olan yavrularımız var. Şunlar önceki ağızlardan kalan yavrular. Şu ino, fallo, şu muave ve burada bir tane kobalt olması lazım. Onlar önceki ağızdan kalan 3 dişi. Onlar 2 aylık falan oldu. Diğerlerinin hepsi yeni yeme düşmüş arkadaşlar. Hepsi yeni yeme düşme. Gördüğünüz gibi artık lütino ve albino yavrularımız da var. Bunları arkadaşlar vermeyeceğim, lütino ve albinoları. Hepsini damızlık ayıracağım. Ama diğerlerinin hepsi verilebilir. Hepsi yeni yeme düşmüş. Gayet güzel, pırıl pırıl canlılar. Evet, isteyen olursa kaçırmasın. Gayet güzeller. Vallahi şöyle cıvıl cıvıllar. Bunun dışında pek çok yavru var arkadaşlar. Şimdi onlara geçelim. Şöyle bozmadan. Burada Sevda takımım var biliyorsunuz. Ya bunların ikisi de dişi galiba. Çok böyle cadaloz cadaloz kavga ediyorlar. Ama daha belli değil. Daha ufaklar arkadaşlar. Çünkü 2 aylık falanlar. Yani. Bu arada arkadaşlar videoya devam ederken, izlerken like atmayı unuttuysanız bir like atarsanız çok sevinirim. Destek amacıyla. Atan elleriniz dert görmesin inşallah. Bir de yorumunuzu da unutmayın. Söylemeyi unuttum. Hemen burada arkadaşlar bu takım dinlenmede biliyorsunuz. Yalnız geldiğinde bir tane yumurta atmışlar. Baktım böyle yumurta çıkmış. Bir tane böyle yumurta atmışlar. Biz dinlendirmeye çalışıyoruz. Adam yere yumurtluyor. Yani yapıyor böyle. Ama tabii ki daha dinlenecekler. Bu takım daha henüz kendini kanıtlayamadı. Ama kanıtlayacak. Yani dölleme yapabiliyor arkadaşlar. Erkek henüz daha tam anlamıyla basamıyor gibi. Yani 6 yumurtadan 2 tanesi falan dolu oluyor. Öğrenecek abisi. Evet. Hemen aşağıda yine dinlenen fallo erkek ve mavi takım var. Mavi dişi gördüğünüz gibi. Hemen aşağıda ino takımım var arkadaşlar. İno takımım tekrar yumurtaya yatıyor. Gördüğünüz gibi maşallah yeni yavrularını büyüttüler 5 tane. Ama onlar tekrar yumurtlayabilir dedim ve yuvalığı çıkarmadım. Porpoise üretimini böyle inoya doğru kaydıracağım. Daha çok albino ve lutino olacak. Evet. Hemen yukarıda bunların arkadaşlar hatırlar mısınız bilmem söylemiştim. Yumurtalarını kaydırmıştım demiştim. Ortaya çıktı. Bir tane olive yakaladık arkadaşlar. Bunların veletleri muhtemelen. Şimdi göstereceğim onu da. Evet. Hemen aşağıda mavi takım Yiğit'in hediyesi. İno taşıyıcı olduğunu düşünüyoruz. İlk şeyde pek bir şey çıkartamadılar. Yapamadılar ilk deneyimde. İkinci kuluçkalarda daha iyi olacaktır. Burada arkadaşlar yavrularını büyütmüş ve tekrar yumurtlamış. Ben tatile giderken yumurtlamış bir takım vardı. Onlar yavrularını çıkarttılar. Şöyle göstereyim. Bir dakika hatta. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Işığı da yakayım. İkinci şey ağızları. Bunlar işi öğrendiler. Bakın doyuruyorlar yavrularını. Bir tane de ino vardı gördüm. 3 tane falan yavru var. Ondan sonra zaten bunların da biraz dinlenmeye ihtiyaçları var. Şey yapmayacağım. Hemen aşağıda Trabzon'dan gelen takım var. Simenon dişi kobalt erkek. Yine aynı takımdan bir tane de burada var. Burada yalnız o dark bilmem ne diye bir şey. Dark muave mi diyorlar? Dark blue mu diyorlar? Öyle bir mutasyon. Dişisi Simenon. Hemen burada 2 tane yavru kaldı. Buradan yavru almıştım. Çekil bir bakayım. Uçma, kaçma. Seninle uğraşmayalım şimdi. Şu ikisini hemen ayırayım arkadaşlar. Bunlar çünkü artık hazır. Bunları almak gerekiyordu. Bir dakika. Evet, ayırdım arkadaşlar. Şuraya bir yere gitti. Bir tanesi dişi, bir tanesi erkekti. Mavi olan erkek, yeşil olan dişiydi. Evet, daha da ayıracağız. Hemen şuraya geri geliyorum. Neredeydim? Buradaydım. Ha, yukarıda arkadaşlar American White ve Fallow Green gördüğünüz gibi. Bunlardan büyük beklentilerim var. İnşallah yanıltmayacaklar. Hemen yukarıda üzücü bir olayımız olmuştu. Arkadaşlar kuşun ayağı gitti maalesef, düştü. Ama tek bacaklı yaşantıya da çok güzel uyum sağladı. Ama tabii ki biz üretim yapacağımız için bu kuşu burada bulunduramayız. Bakın görüyorsunuz. Tünekte falan rahatlıkla duruyor ama tek bacağı yok arkadaşlar.
Bilezik makasından bahsetmiştim. Bilezik makasının öneminden bahsetmiştim. Siz de bu makası mutlaka edinin. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Şimdi geniş haleyi göstereceğim arkadaşlar. Evet, geniş hale, tam 7 tane bebekleri var arkadaşlar. Bakın burada da var. Yuvaların içi de dolu. Gördüğünüz gibi aha şu olivimiz kaçak arkadaşlar. Bu olivi damızlık ayıracağım. Bu oliv benim yandaki işte dediğim gibi takımdan kaydırdığım kuş. Erkek çıktı, çok iyi oldu. Bunu bir albino ile eşlersem olivleri çoğaltırız. Şimdi size göre belki bu kuşun rengi çok güzel gözükmeyebilir arkadaşlar. Donuk falan diyebilirsiniz ama Forpus'larda ender mutasyondur olif. Yani gerçekten işe yarar kuşlardandır. Yoğun talep alır. Gördüğünüz gibi 7 bebekliler. Yani inşallah sağlıkla yeme düşerler. Ayırmama zaten birkaç gün kaldı. Bir gün falan kaldı. Yarın bile alabilirim ben bunları. Toplayabilirim. Anne baba gerçekten güzel iş çıkarttı. Ben yokken de sağ olsun Yiğit ve annem ilgilenmişler. Hiç aç kalmamış. Çok iyi bakıcı bir takım elde ettik buradan. Hemen aşağıda arkadaşlar yine çok güzel iş çıkartan bir takımımız daha var. Bunlar ama bayağı yorulduklarını düşünüyorum. 6 bebek de bunlarda var arkadaşlar. Şöyle çekil bakayım oğlum. 6 bebek de bunlarda var. Gördüğünüz gibi. Ya şu kuş beni çok şaşırttıydı. Sevindiydim. Acaba turkuaz mı yakaladım diye. Bakın şu öndeki var ya. Dedim ana dedim belki turkuaz yakaladım falan dedim. Şöyle kafasını görünce sonra baktım mavi. Yani şey değil. Sıradan bir mutasyon. Gördüğünüz gibi burada da bebekler maşallah. Gırla. Hemen aşağıda da yine bir takımın bebekleri var. Bu arada ışık sönmüş, kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi maşallah bunlar da gayet güzel. 4 tane de burada var. Korpus üretimini coşlattık. Yani bayağı güzelleri. Evet, rozitalara gelelim. Artık geldiğime göre yuvalık takma zamanı geldi. Tüyden de çıktılar arkadaşlar. Bakalım bu denemede son bir numara daha deneyeceğiz. O da işe yarayacak mı göreceğiz. Yani şu yumurtaya dışkılama olayı gerçekten çok saçma. İnşallah muvaffak olurum. Olmasa da zaten kümesime renk katan bir çift. Yani ben bu kuşları beslemekten haz alıyorum, seviyorum. Yaşları da yaşlı değil yani kendilerine göre. O yüzden kalabilirler yani, hiçbir türlü gitmezler. Hemen burada, bu arada arkadaşlar biraz üzerinize afiyet kırılmışım. Yani sesim biraz kötü çıkabilir, kusura bakmayın. Sıcaktan soğuğa birden geçince böyle oluyor. Yani Akdeniz ikliminden Garasal'a geçtik. Burada maşallah Temmuz'un ortasındayız. Hala yağmur, yağış, bayağı şey, soğuk. Ne diyelim, inşallah düzelir havalar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bizim Rainbow geleceğimiz. Yavruları, şeyleri büyüttük yavruları. Damızlık yaptık. Birkaç tane kendi damızlık takımımız vardı. Onlar da dinleniyor, dinlendiler. Fazla bir kuşumuz şu anda yok ama takviyeler olacaktır mutlaka. Çünkü yani bu kadar kuşla üretim yapmamız biraz şey zor. Daha doğrusu zor değil de yaparız. Bunda da zaten yani çok kapsamlı bir üretim olmayacak ama yani Rainbow bana kalırsa piyasada şu anda değerli, güzel bir kuş. Yani işe yarayacak kuşlardan biri. Yani şöyle tanım şu. Şimdi mesela şu kuşa bakıyorsunuz arkadaşlar. Tamam, çok güzel bir Texas. Değil mi? Silver Texas'lar. Ama anlamayan bir insan olsanız mesela, hiç kuşu ilk defa gören bir insan olsanız, şimdi bu kuşun ender mutasyon olduğunu üreticiler biliyor. Ama şu kuşla o kuşu karşılaştırdığınızda herkes Rainbow'u tercih eder. Yani bu bir gerçektir. Daha renkli kuş almak varken böyle siyah beyaz kuş almak tabii bu biraz da zevk meselesidir. Ama genel olarak böyle. Salmamıza da girelim hazır şey yapmışken, bunları çekerken. Evet. Salmamız iyi. Evet, Kong gene üzerine düşen görevi yerine getiremedi arkadaşlar. Yani verdiğim Rainbow bebekleri de yaşatamadılar niyeyse. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Sevdiğim bir kuş. Her türlü beslerim yani, sıkıntı değil. Oğlum. Evet. Diğerleri gördüğünüz gibi. Yani buradaki kuşların hepsi verilecek arkadaşlar. İsteyen varsa irtibata geçsin. Yani gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Güzel takımlar var. Sıfır takımlar var. Ya da bir ağız falan, iki ağız yavrusu alınmış takımlar var. Kanlar 10 numara. Bakın isteyen olursa kaçırmasın çünkü uygun vereceğim. Ben artık Forpus üretiminde ve Rainbow üretiminde çünkü şey yapacağım. Rainbow'la da takas yaparım ayrıca. Onu da söyleyeyim. Yani isteyen varsa bakıcı kan falan ya da üretemediği Rainbow'lar falan varsa bazılarının. Dediğim gibi şey yapabilir. Gel bakalım. Gel.
Bunlar da bu şekilde. İşte şurada da var birkaç tane kuş. Evet. Son olarak Sevda takımım. Bir tane Sevda takımı var zaten. İşte şu gördüklerinizin anası babası. Bunların da arkadaşlar 3 tane veledi vardı. Şöyle bir bakalım. 3 velet de büyümüş maşallah. Bunları da yeme ayırırız yakında. Gördüğünüz gibi zaten dışarı bile çıkmaya başlamış bunlar. Bu 3 veledi vereceğim. Güzelce şöyle göstereyim. Maşallah diyelim. Evet. Hayırlısıyla 3 veletler. İno taşıyıcılar. Gördüğünüz gibi İno takımı da verdiler. Bir tane Sevda takım. Bu ağızdan sonra yalnız kesinlikle dinlenmeleri gerekiyor. Yani olmaz. Bu kadar yeter. 3 ağız 4 ağız çalıştılar çünkü bu sezon. Biraz dinlensinler. En az 1-2 ay size yuvalık falan yok. Evet, kuşlarımızın genel hali bu şekilde arkadaşlar. Yani size bir video olsun dedim kuşları özleyenler için. Az kuş, öz kuş beslemek gerçekten çok zevkli ve kolay. Rahat. O yüzden bundan sonra böyle fazla karıştırmaya gerek yok. İyi şeyler olacak inşallah. Dediğim gibi Forpus üretimimize bir maşallah derseniz de çok sevinirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni yeme düşmüş çok tatlı şeker gibi kuşlar. Maşallah. Yani inolardan vermek isterdim. Lakin arkadaşlar dediğim gibi inoları şey yapacağım. Damızlık ayıracağım ve damızlık albino lütünü üretmeye daha çok yönlendireceğim. Forpus şeyini, üretimini. Evet maşallah. İsteyen olursa da şu muaveyi, kobaltı falan ve diğer yavruları, kobalt, yeşil yavruları uygun, Ankara için uygun verebilirim. Ankara dışı biraz daha masraflı oluyor arkadaşlar. Çünkü gönderim ücreti biraz sıkıntı oluyor. Yani otobüsler artık her ile farklı gönderim parası alıyorlar mesafeye göre. Eskiden her yere 50 liraya gönderirdik yani hiçbir şey de olmazdı. Şimdi mübarek altın oldu benzin. O yüzden onu bahane edip masraf yapan çok. Yani götürdüğü de küçücük 10 gram kuş ama neyse. Evet. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi maşallah diyelim. Geniş haliyle. Arkadaşlar abone olur, like atarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Kuş videoları, köpek videoları, balık videoları, aksolot videoları. Efendime söyleyeyim. Bir de şu anda karantinada olan sürüngenlerimiz var. Onlar da gelecek inşallah. Onları da çekeceğim. Bundan sonra bol bol video atmak istiyorum. Siz de benim emeğim karşılığı için like atar, yorum yaparsanız kanalımızın büyümesi için yani destek olmuş olursunuz. Gerçekten yani bazı arkadaşlar diyor abi hak ettiğin yere gelemiyorsun falan filan. Yani arkadaşlar biraz YouTube konusunda ben size her zaman söyledim dürüstçe yani çok becerikli değilim. Ama elimden geldiğince iyi bir şekilde yapmaya çalışıyorum. İnşallah siz de bana destek olursunuz ve kanalı birlikte büyütürüz. Yani tamam. Evet, kendinize çok iyi bakın.